Evet değerli izleyenler, Fethi Akar, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında gerçekten? Şimdi bayağı bir zaman geçti Gezi evet, olaylarından sonra. Adı Gezi olayları oldu. Sevgili Resmiye, sevgili seyirciler, tabii masumane başlayan bir eylemdi gerçekten. Yani çevreciler çıktı, dedi ki şurada iki ağaç var, onu kesmeyin, rica ediyoruz dediler. Kendilerince çadırlar kurdular. Her şey güzel giderken ama bir hafta, üç gün, beş gün neyse bir zaman geçtikten sonra hiç istenmeyen görüntüler oluştu. İşte polisin göstericilere müdahalesi, göstericilerin camları kırması, artık hani neyi geçti, çizgiyi geçti insanlar. Yani neticede orada yine söylüyoruz, masumane bir eylemdi ama birileri kaşıdı. Bu olayları da kaşıdı. Yoksa eğer kaşımasalardı, ben inanıyorum ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan da oraya giderdi, oradaki eylemcilerle el sıkışırdı, derdi ki biz bu projeyi değiştirdik. Ama birileri devreye girince, açık konuşayım, iktidar tarafından birileri devreye girdi, muhalefet tarafından birileri devreye girdi. Ya biraz kusura bakmasınlar, böyle hiç seçimlere giremeyen bazı partiler var. Onların devreye girmesiyle olaylar bu hale geldi. Yoksa niye polis gitsin göstericilere vursun? Biz onu da kınadık. Biz onu da kınıyoruz. Göstericiler niye gidiyor bir banka şubesini, niye bir dönerci dükkanını, neden başka binaları taşlıyor, neden siyasilere, liderlere küfürlerle dolu yazılar yazıyor? Bunlar hoş şeyler değil. Ama sakinlikten söz ediyoruz. Gel de sakin ol sevgili resmi. Nasıl olacaksın? Şimdi öldü. Beş gencimiz öldü. Allah aşkına reva mı? Niye öldüler? O beş genç neden öldü? Gezi olaylarında neden öldü? Adı Gezi olayları. Bunları öldürenler ne olacak biliyor musun? Ben söyleyeyim. Hepsi tarih sayfalarında böyle kaybolup gidecekler ama küfürlerle anılacaklar. Kim olursa olsun, sağ olsun, sol olsun, üst olsun, alt olsun hiç fark etmez. O beş gencimizin hesabını kimse veremeyecek. Herhalde bunlar yavaş yavaş bitecek. Biz de rahat nefes alacağız inşallah. Evet.